Hayırlı akşamlar kıymetli izleyiciler. Levent Ayhan'la aklınızda kalmasın canlı yayınımızın bu akşamki konuğu astrolog Selda Özcan hanımefendi. Sayın Özcan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Havanız nasıl? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz biz de. Evet, farklı bir formatta, farklı bir yayınla yine izleyicilerimizin karşısındayız. Selda Hanım, sizi bilenler biliyor ama biz izleyenler için de bize Selda Özcan kimdir sorusuyla başlayalım. Biraz sizi tanıyalım. Tabii, beni tanımayanlar için sizin biliyorsunuz gazetenizde öncelikle yazmaya başladığım için ilk yazımda kendimi tanıtmıştım aslında. Evet. Yine tanıtıyorum, Tuzla doğumluyum, Selanik göçmeniyim. İlk ve ortaokulu burada okudum, sonrasında Kartal Ticaret Lisesi'nde devam ettim derken iş hayatı. 22 yılımı kadar aldı o iş hayatı. Sonra hava yollarında, özel bir hava yollarından emekliyim ben. Emekli hostesim. 20 yaşında bir oğlum var. Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan. Allah bağışlasın. Hala da Tuzla'da yaşamaktayım. Ne güzel. Evet. Yani ben zaten sizi biliyorum. Sizin şu anki ilgilendiğiniz birimle de yani hem daha önce hostes olmanızdan dolayı yani havaya ve şeye de yabancı değilsiniz. Aynen öyle, aynen öyle. Öyle diyelim. Evet. Şimdi ben tamamen bana yabancı olan bir şeyde kategoride bir yayın yapıyorum. Burada izleyicilerimizden de ilk böyle bir yayından dolayı bir aksaklığımız olursa da şimdiden tabii ben ki. Özür diliyorum. Tabii ki. Hataya meyilli tabii ki canlı evet. Yayın. Selda Hanım, astroloji son zamanlarda niye bu kadar benimsenip popüler oldu? Evet, güzel bir soru. Şimdi geçen yıl biliyorsunuz 2019 Mart'ta durma noktasına gelince hayat, insanlar kendi içlerine dönmek, hayatlarını değerlendirmek, aklındakileri toparlamak zorunda kaldılar. Çünkü hepimiz evlere kapandık biliyorsunuz evet, o dönem. Evet, evet. Hala da öyle. Belki birinci neden bu olabilir diye düşünüyorum. Salgından önceki yıllarda da aslında bir merak vardı ama mesela Google aramalarında 2020 yılında arama motorlarına doğum haritası terimi son 5 yılın en yüksek arama motorlarında evet. Sıraya girmiş. Birinci sıralarda. Evet, yani. Dünyanın dört bir yanında insanlar sevdiklerini kaybetti, işlerini kaybetti. Öyle olunca da tabii bir rahatlama kanalı olarak da düşünebiliriz astrolojiyi bu anlamda. İşte bir de yaşadığımız bu dönemde artık bilgi çok hızlı yayılıyor. Çok evet, hızlı evet. Bir akış içerisinde. Çok büyük etken aslında. İnsanların ve insanların kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanıma ve tanımlama isteği daha çok arttı. Şimdi 21 Aralık 2020'de bir kova çağı başladı. Bir toprak düzeni kapandı. 200 yıllık bir toprak düzenini kapadık. Ve dediğim gibi 21 Aralık 2020'de bir kova çağına girdik. Bu da ne demek oluyor? Bilgi akışının, teknolojinin, bilimin, ilimin daha çok hızla yayılması artı çok da akışta olması sebeplerinden biri de bu olabilir aslında öyle düşünüyorum. Tabii hani elbette burç yorumları, karakter ve işte karakter analizinde yakın ve tutarlı olduğu için tespitlerinde bu da etkili olmuş olabilir. Çünkü hani insanlar böyle şeylere de meraklılar evet. Biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi ondan sonrasında astrolojik hesaplamalarda bilimle birlikte o hesaplamaların gelişim göstermesi de bu popülerliğin farklı sebeplerinden biri olabilir. Ben evet. Öyle düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizin astrolojiye başlama hikayeniz nasıl başladı? Evet, güzel, bu da çok güzel bir soru. Evet, yine azıcık bahsetmiştim sizin evet. Köşenizde, gazetenizde. Ben 2018 Haziran yılında astrolojiyle tanıştım aslında. 2018 Ocak ayında emekli olduktan sonra bir 6 aylık kendime bir dinlenme süreci verdim. Ondan sonra 2018 Haziran'da astrolojiyle tanıştım. Şimdi tabii ki daha önce merakım da vardı. Hani bir elime bir kitap alıp bununla ilgili okuyabiliyordum, edebiliyordum ama sonrasında baktım ki bu iş gayet güzel gidiyor. Meraklıyım da, seviyorum da. Ta ki bugüne kadar hala da devam etmekte olan eğitimlerim de söz konusu. İşte 3 yıldır devam ediyorum. Temel seviye eğitimimi değerli bir hocadan aldım. Orta ileri seviye eğitimimi daha yeni bitirdim.
Şimdi de karma astroloji eğitimi almaya başladım daha yeni. Evet. Yani bu iş böyle, bu ilmi severek ve ilgi duyarak başlarsanız bu işi devam ettirebiliyorsunuz aslında. Öyle evet. Düşünelim. Bu işin de birçok dalı var aslında. İşte karma astroloji, batı astrolojisi gibi evet. Gibi. Yani biz dünkü yayınlarımızdan sonra özelden soran bazı izleyicilerimizin evet. Notları öyle de duruyor mu? Öyle mi? Mehmet Berk Beyefendi karma astrolojiden biraz bahseder misiniz gibi şeyi var ama ona birazdan gireceğim. Onu sonra en sona evet, alalım. Karma astroloji. Çünkü onunla ilgili çok güzel böyle bir takım tespitlerim var ve eğitimlerinden de aldığım hepimize faydalı olacak bir takım şeyler evet. Var. Onlardan bahsederiz. Evet. Ben şimdi yayının tam burasında izleyen izleyicilerimiz için şunu da belirteyim. Selda Hanım Tuzla'lı olmasından ve ben çok eskiden beri tanıyorum kendisini ve ailesini. Kendisine teklif yaptığımızda köşemizde yazması için kırmadı bizi. İki yayında 15 gün arayla evet. Ondan sonra iki yayın yayınladı. Yeni bir yayını da pazartesi günü sabah saatlerinde selamtuzla.com adlı web sitemizde yer alacak. Ayrıca Sevda Hanım'ın sadece bizim köşemize yazmıyor, kendi sosyal medya hesapları bir hesabınız evet. Var. Onu söylerseniz. Evet, Lethe Astroloji diye bir sayfam var. Ayrıyeten Selda Özcan olarak iki hesabımı da kullanıyorum. İkisi de aktif durumda. Buradaki yayınlarınız ne zamanlar oluyor genelde Selda Hanım? Onları genelde ben böyle şey yapıyorum. Benim takip edenlerim hani neredesin? Artık video çekmiyor yoğun musun dediğimde aslında o zamanlar yapıyorum ama genelde hep böyle yeni ay dolunay yani gökyüzünde özel bir şey daha böyle baskın bir durum olduğu zamanlarda bahsetmek adına yapıyorum. Evet. İzleyen izleyicilerimiz için de bunu tekrarlamış olalım. Evet, teşekkür ederim. Bu aralar gökyüzünde önemli bize bahsedeceğiniz neler var? Var, çok şeyler var aslında. Şimdi mesela 20-17 itibariyle Başak Dolunay'ına girdik. Başak Burcu'nun 8 derecesinde bir dolunayımız var. Etkisine de başladı bu akşam 20-17 itibariyle. 11-17'de de tam kavuşum yapacak. Yükselen Burcu ikizler olacak bu dolunayın. Başak 6. evin konularını temsil ettiği için sağlık ve hizmet konuları daha çok ön planda olacak dolunayda. Bir konuda ustalaşmak, kurallara uymak, hayatın akması için gerekli olan ne varsa hayata dair bu dolunayda bir şekilde önümüze çıkacak. Aklımıza yatmayan konularla ilgili bir şekilde netleşmeler, daha çok arınma, odaklanma ve sadeleşme çabaları da gösterebileceğiz bu dolunayda. Bir de detayları daha çok fark edebileceğiz. Öyle bir durum söz konusu. Dolunay enerjisiyle birlikte aslında kararlarımız da biraz kalıcı olacak ve daha mantıklı olacak. O şekilde hareket edeceğiz. Zaten Başak Burcu'nun o mükemmeliyetçi tarafı biraz bizlere de yansıyacak. O şekilde o tarafımızı da konuşturacağız. Bir de böyle ilişkiler ağırlıklı gündem de oluşturacak bu dolunay. Şimdi Güneş Balık'ta, Balık burçlarının 21 Mart'a kadar devri, Ay da Başak'ta olunca Balık Başak burçları birbirine zıt burçlardır. Balık hayaller, Başak gerçeklerdir aslında, öyle denir. Ne olacak? Hayallerle gerçekler arasında denge kurmayı da sağlayacağız. Bu arada finans sistemi, sağlık sistemi ve eğitim sistemiyle ilgili gündemler söz konusu olabilecek ve kısıtlamalarla ilgili yeni bir düzenleme de getirilebilir diye bir öngörüde bulunuyorum. Ve bu dolunaydan en çok etkilenecek burçlar Başak, Balık, Yay ve İkizler. Desteklenecek olanlar da Oğlak, Yengeç, Akrep ve Boğa burçları. Boğa burçları. Evet. Şimdi siz böyle anlatınca ben biraz evet. Da hafızam canlanıyor. Evet. Yılbaşlarında Avrupa'da bazı kainat tahmincileri ya da bunları öngören kehanet. Yani nasıl oluyor ve 2020 yılında şöyle olacak, 2021 yılında böyle olacak diye. Sizin de böyle iddialı 2021 için söylediğiniz bir şey var mı? Yok. Ben daha çok yolun başında olduğum için evet. Hocalarımız var, büyük üstadlar var. Astrolojiyi bilenler onların isimlerini de bilir. Onların kehanetleri tabii ki
şey yapıyor. Hani bu konuda öngörüleri maalesef ki çıkıyor. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Bu süreci 2023 yılına kadar yaşayacağız diye bir durum söz konusu olabilir. 2023'te araştırdığım kadarıyla, işte hocalarımdan duyduğum evet. kadarıyla 2023 Türkiye için gayet güzel bir yıl olacak. Öyle diyeyim. Evet. Aynen, aynen. Yeni bir soru. Astrolojinin bu kadar sevilmesinin sebepleri nelerdir? Tabii ki. Şöyle ki aslında şöyle söyleyeyim. İnanmayan da var bu ilme. Ben kesinlikle. İlim diyorum. Astroloji bana göre bir ilim. Meraklısı da var bu işin. Büyük hocaları da var dediğim gibi. Bizleri yetiştiren, yolumuza işte ışık olan üstadlar diyelim onlara. Tabii bu olay herkesin özgür iradesi doğrultusunda olan bir durum. Seçimleriyle oluşan bir astroloji akımı evet var. Yani seveni çok artık. Bunu evet. görüyoruz. Dediğim gibi bilgi akışının bu hızlıca ilerlediği bu dönemde işte diyorum ya, kova çağı bizlere çok şey getirdi aslında. Getirecek de daha çok yolun başındayız. 200 yıl kadar bu hava yani kovanın temsil ettiği konular dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi uzay, havacılık, bilim, teknoloji, değişim, yeni olanı isteme, yeni pardon yeni olana yenilik arzusu gibi düşünün. Bağımsızlık, hatta geleceğe yönelik dışa dönük bir algı oluşacak hepimizde. O yüzden bir gün herkes astrolojiyi sevecek diyorum ben. Çünkü neden? Bir de şöyle bir şey, evet şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela örnek vereyim. Eski çağda insanlar o zamanlar bile sevmişler. Mesela tarım faaliyetlerinde mevsim geçişlerini hesaplayarak ortaya çıkarmışlar ve ona göre tarım faaliyeti yapmışlar. Artı gökbilimi böylelikle başlamış. Farklı medeniyetler de kendilerine göre farklı ölçeklerde bakış açılarıyla kendilerine bir takvim oluşturmuşlar. Yani o zamandan bu zamana zaten bir akım söz konusuymuş. Evet. Niye sevilmesin ki? Evet. Farkındalık yaratıyor diye düşünüyorum ben. O zaman hemen arkasına şunu soralım. Astroloji nedir? Kendi kendimize astrolog olabilir miyiz? Yok, olamayız tabii ki. Yok, öyle bir şey yapamayız. Şimdi astroloji nedir? Astroloji gökyüzündeki hareketler ile bunlar nelerdir? Neler dahildir buna? Gezegen hareketleri, güneş, ay, işte yarın, işte şu anda başlamış olan bir dolunay, artı tutulmalar ve retrolar. Bunlar gökyüzündeki hareketlerin, yeryüzündeki olayların, koşulların ve durumların bağlantısını araştıran bir ilimdir aslında astroloji. Yani insanlık tarihi kadar eski bence astroloji ve temelinde eş zamanlılık yatar, uzay zamanı hesaplama yatar, matematik yatar aslında astrolojinin temelinde. Öyle söyleyeyim size, ona göre hareket edilir ve ondan sonra da zaten bu matematiksel hesaplamalardan sonra hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anlayabiliyoruz, öyle söyleyeyim. Mesela buna en yatkın Mısırlılar, Hintliler ve Yunanlılar bu kültürü, onların kültürü bu konuda çok ağır basar. Ta çok eskiye de dayanır aslında. Babililer, Asurlular, Göbekli Tepe. Bunlar hep milattan önce 600-650 yılları civarına kadar. Mesela Arapçadan, Arapça eserlerin Latince'ye çevrilmesiyle de astroloji başlamış ve batıya doğru da ilerlemiş. Sonra 20. yüzyılın başında bilinç dışının keşfiyle spiritüel kavramlarda devreye girdikten sonra Amerika, Almanya ve İngiltere bu işin başını çekmiş ve okullar açılmış, astroloji okulları. Ondan sonra da işte astrolojiyi tanıma, ondan sonra da sevdirme niyeti başlamış, var evet. olmuş. Evet. Doğum haritasındaki evlerin anlamları kısaca nelerdir? Ondan önce şunu da, az önceki sorunuzun şeyi, astrolog herkes olabilir mi diye onu unuttuk. Şu an aklıma geldi. Şimdi herkes tabii ki bir emek sarf ediyor her yaptığı iş için. Ciddi bir emek, ciddi bir tecrübe ve ciddi bir zaman lazım, eğitim lazım ve bu işin sınavı var, sertifikası var. Ben hala daha ki olmadım, öyle diyorum, olma yolunda çok
iyi bir şekilde ilerlediğimi biliyorum. Günde 5 saat ben çalışmadan, tekrar etmeden maalesef ki şey olmuyor bunda. Hani olamıyorsunuz. Evet. Çünkü bir eğitim, bir emek ve bir zaman lazım. Hani kitaplardan okuyarak, işte sosyal medyadan faydalanarak bu iş değil, bu işin bir bedeli var. Yani evet. Okuyup iyice çalışmak aynen gerekiyor. Yani. Evet, teşekkür ederiz. Doğum evet haritasındaki evlerin anlamı kısaca nelerdir? Ha, çok güzel. O da çok güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim. Şimdi doğum haritasında, astrolojide evler hayatımızda yaşam alanlarını nasıl ve ne yönde kullandığımızı ve bu alanların bulunduğu işte burç ve gezegenlerin gezegenlere bağlı olarak nelerden etkilendiğimizi anlatır. 12 tane burç ve 12 tane de evimiz var. Şimdi birinci ev yükselen burcumuzu da temsil eden evimizdir. Koç burcu temsil eder, Mars gezegeninin yönetimindedir. Burada doğum anı, yani ruhumuzun bedenlendiği andır. O an birinci ev ve yükselen burcumuzun temsil ettiği ev. Burası kişilik ve karakter evi olarak geçer. İnsanların bizi dışarıdan nasıl gördüğü, nasıl algıladığı ve dışarıya yansıttığımız tarafımızdır birinci ev. İkinci ev Boğa burcunun temsil ettiği evdir. Venüs gezegeni temsil, Venüs gezegeni yönetir ikinci evi. Bu da kaynaklar evimizdir, para evimizdir, paraya bakış açımızdır, maddi manevi değerlerimizdir. Bunu temsil eden evimizdir. Üçüncü evimizde İkizler burcunun evi ve Merkür gezegeninin yönettiği bir evdir. Bunda da, burada da her türlü yazılı sözlü iletişimimizin temsil edildiği. Yani burada aslında bireyselleşmeye başlıyoruz. Burası ilk öğretim, orta öğretim zamanlarımızı da gösteren evdir. Algımız, düşünce şeklimiz, kardeşler, komşular, akrabalar, kuzenler hep bu ev bunların temsilcisidir. Bir de şeydir, nasıl söyleyeyim, hızlı hareket ettiğimiz konulardır, kısa yolculuklardır. Üçüncü ev de o şekilde temsil ediliyor. Dördüncü ev Yengeç burcunun doğal evidir. Onun da temsilcisi Ay'dır. Orası da köklerimiz, atalarımız, ev yuva, aile konularımız, psikolojimiz, geçmişten gelen genetik miraslarımız ve yaşam tarzımızı temsil eden bir evdir. Beşinci evimiz Aslan burcunun temsil ettiği ve Güneş'in yönetici olduğu bir ev. Burada da yaratıcılık, çocuklar, aşk, hobi, hayatta sadece kendimiz için yaptığımız faaliyetler, kendimizi ifade ettiğimiz yaşam alanımız, yeteneklerimiz, yatırımlarımız, keyif aldığımız konulardır 5. ev aslında. 6. evde Başak burcunun evi yine, Merkür gezegeni yönetir orayı da. Burada mesela kadim bilgilerde kölelik evi diye geçer 6. ev. Gündelik hayatımız, yaptığımız iş, sorumluluklarımız, zorunluluklarımız, sağlıkla ilgili konularımız bu evde, sonradan kazanılan hastalıklarımız, ondan sonra hayatın akması için gerekli olan ne varsa buraya ait konulardır. 6. ev konuları. 7. ev Terazi burcunun evi ve Venüs gezegeni yönetir. Orada da evlilik, ortaklık, her türlü ortaklık, iş anlamında, arkadaşlık anlamında, başkalarıyla birebir kurulan ilişkilerimiz ve gizli düşmanlıklar, artı bir de anlaşmalar evidir 7. ev. 8. ev çok önemli. Akrep burcunun evi ve Mars ve Plüton gezegeni temsil eder. Burada miras, vergi, işte devlete ödediğimiz paralar, bizim kontrolümüzde olmayan paralar diyelim ona. Nafaka, işte tazminat, yani başkalarından bize gelen paralar ve ölüm evidir 8. ev. Öyle geçer astrolojide. 9. evimiz de Yay burcunun evi. Burada da Jüpiter gezegeni yönetir Yay burcunu. Burası da çok güzel bir ev. İnançlar, mana arayışımız, uzaklar, yabancılarla ilişkiler, akademik tarafımız, üniversiteler, basın, medya, yayıncılık sizi ilgilendiren konular. hayata bakış açımız, hayatı nasıl algıladığımız ve derin bilgilerin, davalarımızın, mahkemelerimizin konularını temsil ettiği evdir 9. ev. 10. ev Oğlak burcunun evi Satürn. Satürn eli sopalı öğretmendir ona göre. Burada da meslek, statü, şan, şöhret evi. Yani bu 10. evde artık
toplumun bizi nereye koyduğu, nasıl algıladığı, en yüksek hedefe ve amaca ulaştığımız, yani prestijimizin evi diye düşünelim ve kim olduğumuzun dış ifadesi diye düşünelim. 10. evi. İki tane ev kaldı sırada. 11. ev Kova burcunun evi. Orayı da Uranüs ve Satürn yönetir. Gelecek planları, sosyalleşme, belli bir amaç için uğraşma, bağlı olduğumuz dernekler, kuruluşlar, bir grubun parçası olma, oraya dahil olma, kariyer sebebiyle yapılan arkadaşlıklarımız, sosyal çevremiz, meslektaşlarımız ve politikayı ilgilendiren bir ev 11. evdir. 12. ev de aslında çok kapalı bir ev, öyle diyeyim. Orayı Balık burcu yönetir, Jüpiter ve Neptün'dür oranın da şeyi temsil ettiği gezegen. Bu evde aslında çok anlam yatıyor. Orası biraz kapalı. Bizim bilinçaltımızı, ruhsal evimiz, yani orada hayaller, rüyalar, korkular, kendimizden bile gizlediğimiz durumlar, itiraf edemediğimiz sırlar, kişinin ruhsal yapısı ve manevi kapasitesi bu evde yatar, 12. evde. Böyle evler bu şekilde. Evet. Kısaca anlatmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Neden doğum haritası analizi yaptırmalıyız? Evet, o da çok güzel bir soru bana göre. Şimdi bir kere şu var, kişinin kendisini tanıma imkanı elde eder. Aslında bir yol haritası gibidir doğum haritası. Bunu öğrenmeyi niye kim istemez ki? Öyle düşünüyorum ben. Niye istemeyelim ki böyle bir şeyi? Evet. Hani doğum haritası mesela analizinde kişi kendini tamamen tanır. Kendinize vereceğiniz bir hediye gibi düşünün onu mesela, doğum haritasını. Kendi potansiyelinizi öğrenmek, yeteneklerinizi, korkularınızı, travmalarınızı, hayata bakış açınızı, bu anlamda hayatınızı ışık tutacaktır bence doğum haritası. Farklı bakış açıları kazandırıp bize hayatımızla ilgili fark edeceğimiz alanlarımızı düzeltmemiz gereken durumları ve şartları, eğer bunlar var ise tabii doğum haritamızda, evet, ne yapmamız gerektiğini konusunda bir pusula gibi hani düşünebiliriz bunu. Bu şekilde, evet, yorumluyorum ben doğum haritasını. Bu yüzden yaptırmamızın bence bize bir yol haritası ve pusula gibi bir şekilde, yani bizim pusulamız olacağından bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Selda Hanım, kısaca bu hafta, hatta bu ay burçlar neler bekliyor bizi? Yani burada, evet, köşenize de yer vereceksiniz ama biraz da izleyicilerimize aktarırsak. Tamam, tabii ki. Şimdi bu ay Mart ayında şöyle kısaca bahsedeyim ben size. Mart ayında burçları neler bekliyor? Şimdi bu dolunayı bir atlatalım. Bu dolunayın etkileri artı 3, eksi 3 öyledir. Yani 3 gün öncesinden başlar, 3 gün sonrasına kadar devam eder. O arada Mart ayına da girmiş olacağız. Şimdi Mart ayında Koç burçlarını mesela, Koç burçları bu ay yaşamını şekillendirmek isteyecek ve onun adına karşısına çıkan koşulları değerlendirecek. İlişkilerde şanslı bu Mart ayında Koçlar, öyle diyelim. Boğalar için de biraz yoğun geçecek. Boğalara çok fazla risk almamalarını söylemek gerek. Çünkü riskli işlerden bu Mart ayında boğalar kaçınsın diyorum ben. Bir de ilişkilerini gözden geçirmeleri gerekecek boğalarında. İkizler de aile bireyleriyle bir takım sorunlar yaşayabilir. İkizler burcu. İlişkiler anlamında da dikkatli olması gereken durumlar söz konusu olabilir. Yengeç burcu da, Yengeç burcunun da çevresel değişimler bekliyor aslında. Eğitim, öğretim hayatıyla ilgili konular gündem olabilir yengeç burçlarında. Onlara da ilişkiler konusunda duygusal bir süreç yaşatacak Mart ayı, öyle diyelim. Aslanlar da uzun süredir ihmal ettiği işleriyle gündeme gelecekler. Kendilerine bir sistem oluşturmaları gerekiyor Mart ayında ki ona göre bir yol çizebilsinler. İlişkilerinde de aslanlara yeni bir birliktelik gözükebilir. Yani yeni bir tanışma ya da yeni bir arkadaşlık gibi düşünelim. Başak burçları da bu ay biraz
takıntılarından uzak yaşamalılar, onlara tavsiyem. Çünkü başakların özelliğidir, onlar takıntılıdır. Mükemmeliyetçi oldukları için. Değişim için olumlu durumlar yaşayabilirler. Yani kendilerini değiştirmek isterlerse bu ay, Mart ayında onların önüne fırsatlar çıkabilecekler. İlişkilerinde de geçici olan heveslerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum ben onlara. Terazi burçları için de kendilerini bu ay çok verimli hissedecek terazi burçları. Beklentilerini bu anlamda askıya almamalarını tavsiye ediyorum. İlişkilerinde de yaşayacak oldukları karmaşalara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum terazilere. Gelelim akreplere. Bu arada siz ne burcuydunuz? Yani balık bana daha uyuyor. Tamam. Akreplere gelelim, iletişim yani konuları. Balığa gelince dikkatimi kaçırmıyorum sizde. Onun için birden aklıma geldi, sormak istedim. Akrep burçlarını da iletişim konuları, bu ay Mart ayında iletişim konuları ön planda olacak. Kariyer ve çalışma alanlarında olumlu gelişmeler yaşayabilir akrep burçları. İlişkilerde yaşanan aksilikleri gözlerinde büyütmemelerini tavsiye ediyorum akreplere. Yaylar da farklı bir işe girişebilirler. Yani kendi alanlarının dışında farklı bir durum için ciddi kararlar alabilirler. Öyle zamanlar ve öyle şartlarla karşılaşabilirler. İlişkilerinde de, yaşadıkları ilişkilerde, ilişkisinde de şu an mesela hayatlarında biri varsa o durumlarda bir takım kararlar alıp bir netlik durumu yaşayabilirler yaylar. Oğlaklar da finans konularıyla ilgili kararlar alacaklar. Akrabalık ve aile ilişkileri bu ay onlar için çok önemli, Mart ayı için ön planda olacak. Yanlış anlaşılabilme durumları yaşayabilecekler. Bunlar ilişkisine de yansıyacak oğlakların. Kova burçları, kovalar fırsatlar çıkacak kovaların da karşısına ve bazen ya gerek yok buna, ne gerek vardı demeyip pes etmemesi gereken durumların farkına varmaları gerekebilir. Kovaların Mart ayı için ilişkilerinde de tartışmalardan uzak durmaları gerekir. Şimdi gelelim balık burçlarına. Evet, gözlerimi açtım. Çevresel koşullar hayatımızı biraz hareketli kılacak. Balık burçları böyle. Çevresel koşullar hayatımızı hareketli kılacak. Cesur ve radikal kararlar alabilecek ve ilişkili, her türlü ilişki. Şimdi ilişki deyince insanların aklına aşk ilişkisi gelmesin. Her türlü ilişkisinde yeniden bir sorgulamaya geçecek balık burçları. Evet. Mart ayı için söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Şimdi Sevda Hanım, az önceki sorduğum soruyla beraber 4 tane sorumuz var izleyicilerimizden. Az önceki sorduğumuz neden doğum haritası analizi yaptırmanızla alakalı sorduğumuz soruya bir Fatih Can isminde bir beyefendi bir doğum haritasının 3 önemli unsuru nedir diye sormuş. Şimdi bir doğum haritasının 3 önemli unsuru. Doğduğumuz güne göre hesaplanan güneş burcumuz doğum haritasının en önemli unsuru. Doğduğumuz yer ve zamana göre, saate göre hesaplanan yükselen ve ay burcumuz, yani yükselen burcumuz, ay burcumuz ve güneş burcumuz doğum haritasının 3 önemli unsuru. Bir doğum haritasını bilinçli olmadığımız durumların yansıması olarak da düşünebiliriz. Niye? Çünkü haritamızı doğru kullanırsak eğer bu 3 önemli unsuru da göz önünde bulundurarak hareket edebiliriz. Mesela güneş burcu dedim. Güneş burcu kimliğimizi, temel yaşamsal isteklerimizi temsil eder. Güneş burcumuz, yükselen burcumuz dünyayı nasıl algıladığımız, dolayısıyla da nasıl bir yaklaşım benimsediğimizi, kişiliğimizi nasıl oluşturduğumuzu belirler. Bir doğum haritasının olmazsa olmazı güneş, ay ve yükselen burcumuzdur. Evet. Evet. Gelen sorularda Deniz Bey'in yengeç ve kova burcu arasındaki uyumunu anlatır mısınız? Yengeç ve kova burcu arasındaki uyum... Evet, yengeç su grubu, kova hava grubu. Birbirlerini tamamlayabilirler ama şimdi harita çeşit doğum haritası analizinin dışında bir yengeç kova burcuyla birlikteyse eğer
Tabii ki vardır hani uyumlu olduğu yerler, uyumsuz olduğu yerlerde de sinastri denilen ilişki haritaları var. Onlarla ilgili mesela analizler de yapılabiliyor ama bir yengeç ve kova anlaşabilir. Ama eğer erkek kovaysa lütfen yengeç olan bayanı üzmemeye çalışsın. Öyle diyelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Mega Spor'dan balık ve yengeç uyumunu anlatır mısınız? Balık, demiş. Yengeç ikisi de su, romantik. Ondan sonra birlikte çok güzel romantik filmler izleyebilirler. Birbirlerini anlayabilirler. Su olunca duygular dile gelir. Birbirlerini anlamakta zorlanmaz balık ve yengeçler. Evet. Fatih Bey de erkek akrep ile ikizler arasında bir uyumluluk var mıdır? Nelerdir demiş. Akrep ve ikizler. Evet. Zor. Çünkü akrep erkeği zordur bir kere. Akrep erkeği biraz şey yapar. Hani böyle çok sorgular. İkizler eğer bayansa çok fazla da, yani aralarında uyum olur mu? Akrep, su, ikizler, hava tabii ki olur. Ama biraz sorunlu bir ilişki olur. Hani böyle anlaşamamam, fikir ayrılığı yaşayabilirler. Anladım. Evet. Sevda Hanım, bizim son sorumuza gelmeden önce biz de Mehmet Bey'in sormuş olduğu karma astrolojiden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Biraz konuşalım. Tamam. Sonra da... Tamam. En sevdiğim yerden sormuş Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum. Benim ilgi alanım karma astroloji. Yeni başladığım bir eğitim bu. Yeni bilgiler, yani daha yolun başındayım karma astrolojide. O yüzden bildiğim kadarını aktarmak istiyorum. Şimdi karma astroloji, önce karma nedir? Karma, sorunlar ve başarılar. Her ikisi de aslında kendi eylemlerimizin sonucu oluşur. Yani sorunları da biz yaratırız hayatımızda, başarıları da biz yaratırız. Öyle düşünelim. İyi şans ve kötü şans diye bir şey yoktur. Bu insanın elindedir diye düşünüyorum. Şimdi karma astrolojide şöyle bir şey var. Aslında kural basit. Hayatta yaşadığımız her deneyim, biz onu tamamen doğru ve uygun bir şekilde deneyimleyeceğimiz duruma kadar tekrar eder. Bu demek oluyor ki ruhun ilahi yolunu bulmasıdır karma astroloji. Aslında yola buradan çıkıyoruz. Burada işte Batı astrolojisi ile karma astrolojinin yolları ayrılıyor. Fakat doğum haritasında tekrar birleşiyorlar. Batı ile karma birleşip harmanlanıp o şekilde bakılıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, derin bir ilimdir aslında karma astroloji. Neden? Daha ruhsal, daha spiritüeldir. Öyle bakmak lazım. Karma astroloji işin içine girince haritalar daha anlamlı geliyor insana. Çünkü karmik bakış, yani bu bir şekilde temelinde, mesela nasıl söyleyeyim size, bakış açınız değişiyor. Mesela karma astrolojinin şeyi de, tarihi de çok gerilere gider. Bu İskenderiye Kütüphanesi'nin, hani oradaki bilgilerin o yanana kadar olan, o İskenderiye Kütüphanesi'nde bulunan bilgilere kadar dayanır karma astroloji tabii ki. Mesela karma astroloji eğitimi hocadan öğrenciye aktarılır. Öyle çok hani kitaplarda yazmaz. Dolayısıyla kitabı bilgilerden ziyade kişiden kişiye aktarılan bir şeydir, durumdur. Hı. Karma astroloji derin bir astroloji dalıdır. Hı. Bir örnek vereyim mi? Süremiz yetecek mi? Ne kadar tabii, kaldı? Tabii var var. Yani bir 15-20 dakikamız daha var. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Karma astroloji ile ilgili. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda 37 tane müneccim başımız varmış. Hı. Evet. İmparatorluk, ya zaten Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi zamanında biliyorsunuz o uğurlu saat dediği şey aslında karmada eşref saati diye geçer. Hı. O saate göre başlamış İstanbul'un fethine ve zaten birçok denemeden sonra İstanbul fethedildi. Muhakkak seyretmişsinizdir ki seyrettik. Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılacak bütün eylemler o 37 tane müneccim başına sorulurmuş. Padişahlar çağırırmış müneccim başlarını. Dermiş ki hadi bakalım bir ahkam kes de dinleyelim. Yani işin
karma tarafında böyle güzel hikayeler var. O yüzden karma astroloji benim ilgi alanımda. Şimdi bir takım eğitimlerden sonra, onu da bitirdikten sonra benim en büyük isteğim bu bendeki bilgileri başkalarına aktarmak. O yüzden ben de eğitim vereceğim herhalde. İstiyorum hani bu bilgilerin bende kalmamasını, herkesin bu bilgilerle yolunda ilerlemesini istiyorum. İnşallah. Tabii izleyicilerimiz artıyor. Bir soru da Sancak Bey sormuş. Kendi burcumuz mu, yükselenimiz bizi daha çok etkiler? Yükselen etkiler. Yükselen etkiler. Çünkü yükselen burç, az önce de söylediğim gibi, dışarıya yansıttığımız karakterimiz. Yani güneş kimliğimiz biziz. Yani benim, güneş benim, ama yükselen burç daha çok olaylara bakış açımız ve dışarıya yansıttığımız, olayları nasıl algıladığımız tarafımız. Bir haritada yükselen burç niye önemlidir? Çünkü doğduğun andaki, o doğum anındaki, bedenlendiğin sıradaki var olan evin, birinci evin ve yükselen burcundur. Evet. Kerem, başka sorularımız, bir tane daha varmış. Öyle mi? Deniz Hanım, yengeç erkeğinden bahseder misiniz demiş. Yengeç erkeği, duygusal evcimen. Ailesine, çocuklarına çok güzel bir baba olur, eş olur yengeç erkeği. Tabii yükselen olarak da değerlendirmek lazım. Bir yengeç sadece yengeç olarak değil, yükselenine bakmak lazım. Demin hani bahsettik ya, bir doğum haritasındaki üç önemli unsur. O üç unsur birbirini tamamlar aslında. Ama bir yengeç erkeği tabii ki duygusal ve ailesine, yuvasına bağlı bir eş ve bir baba olabilir. Evet. Sevda Hanım, bizim yayın formatımızın serbest kürsü bölümü var. Öyle mi? Evet, yayınımızın sonuna geldik burada. Tamam. Sorulan sorularımıza cevap verdiniz. Evet. Tabii bu sorularla sizi boğmadığımızı umuyorum. İzleyicilerimiz de aşağı yukarı ondan sonra yaklaşık 40 dakikada bizi izliyorlar. Tabii bizim sorduklarımıza cevap verdiniz ama biz burada serbest kürsüde sizi rahat bırakıyoruz. Öyle mi? Dilediğiniz kadar. Bundan sonra ne kadar vaktim var? Yani kaç dakikada sıkıntı tutarsanız, yani burada serbest, adı üstünde serbest. Serbest kürsü. Evet. Bu serbest kürsüde Tuzlulara son olarak neler söylemek istersiniz? Kim? Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tamam. Bunu da size sormuş olalım ve size serbest bırakarak serbest bir şekilde teşekkür yorumlayın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok. Öncelikle beni yayınınıza alıp bu bilgilerimi başkalarıyla paylaşmama vesile olduğunuz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben köşemde faydalı olacağınızı düşündüğüm için yer verdim. Teşekkür ederim. Daha da iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. İnşallah başarılar diliyorum ben de. Eğer serbest kürsü ise o zaman fikrimi söylüyorum. Eğer bu program gerçekten beğenilir ve devamı istenirse tekrar yapmaya hazırım. İnşallah. Tekrarlayabiliriz konsepti. Başka türlü yapabiliriz. Seyirci konuk alabiliriz, gelmek isteyen. Yani kapınız çünkü sizin herkese açık. Açık. O yüzden birlikte program yapabiliriz. Ben tek başıma da yapabilirim sizin sıkıntı için. Yok, yani yok. Yani talebe göre seyirci yapalım de, evet, istiyorum olabilir. Ben. Söz hakkımı kullandım serbest kürsüde. Onun dışında Tuzlalılar, hepsini çok seviyorum. Çünkü biz işte ilk gelenlerindeniz. Evet. Tuzlalı olmaktan gurur duyuyorum. Ailem aynı şekilde buradalar hepsi. Tanıyorsunuz da. Yani ben onlara çok girmedim ama bu cuma gecesinde şöyle de rahmetli İbrahim Özcan'ı da anmış olalım. Babam ve annemi. Yani annenize, babanıza Allah'tan rahmet diliyoruz ama İbrahim Özcan Bey Tuzlaspor'un eski kulüp başkanlarını hani tanımalar açısından. Selda Hanım da İbrahim Bey'in kızıdır. Evet. Özcan ailesi yıllardır Tuzla'da başarılı işler yapıyor. Soyadımızı Atatürk vermiş bu arada biz. Öyle mi? Tabii. Yani doğrudur. Rahmetli büyük dedem anlatırdı. O zamanlar çocukken dinlerdik biz. Anlat derdik, anlatırdı bize. Evet. O zamanlardan bir bilgi. Evet. Bu da kadim bir bilgi. Eskilerden evet. Çünkü. Yayınımıza özel. Evet, yayınımıza özel.
Onun dışında yine dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlığımız özgürlüğümüze. Kova çağı ya özgürlük. Evet, evet. Özgürlük baskın. Herkes çok sıkıldı evlerinde oturmaktan. Ben şöyle diyorum, Nisan'ın 20 Nisan'dan sonra sanki biraz ferahlayacağız. Öyle düşünüyorum. Öyle de olsun. Bu yazı rahat geçirelim ama tedbirli olalım. Evet. Sağlıklı kalalım, sevgiyle kalalım ve iyilik kazansın. Peki, öyle diyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Selda Hanım, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Rica keyifli ederim. Bir sohbet gerçekleştirdik. Talepler doğrultusunda tekrar bir yayın daha yapabiliriz. Tamam, tabii ki. Konseptini de artık izleyicilerimiz karar verecek, gelen talepler doğrultusunda. Tamam. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, astrolog Selda Özcan hanımefendi ile Selda Özcan hanımefendi canlı yayın konuğumuzdu. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz takipçilerimize de teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere COVID-19 kısıtlamaları başladı. Pazartesi günü sabah 05'e kadar devam edecek. Lütfen rica ediyoruz. Pandemi sürecinde lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına, temizlik kurallarına riayet edelim. Verilene kısıtlamalara uyalım. Uyumayanları uyaralım. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yayınımıza hem katılan misafirimizden dolayı hem siz izleyen izleyicilerimize hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı geceler diliyoruz. Allah'a emanet olun.